Öncelikle başsağlığı vermek istiyorum. Çünkü gerçekten Hatay'da bulunduğum sürece de 100 kişiyi tanıdıysam hemen hemen bunun yarısına yakınını kaybettim. Geride kalanların çoğu ya ailesini, ya işini, ya eşini, ya geçmişini ya da geleceğini kaybetti. O yüzden ben buradan başta mesai arkadaşım Taner Savut'un ailesine, ondan sonra oyuncu arkadaşımız Christian Asu'ya, personelimiz Suzan kardeşimize, Onur kardeşimize, Onur kardeşimiz aynı zamanda ailesini de kaybetti. Buradan onlara başsağlığı vermek istiyorum. Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi de onları ayakta tutabilseydik. O yüzden kendi adıma ailelerinden de özür diliyorum. Onun dışında bu depremde yaralanan, enkaz altında kalan, bekleyen ki bunların dört tanesi benim kendi ekibimden. Aşağı yukarı 10 tane de bir tanesi Bert olmak üzere. 10 tane futbolcu arkadaşıma da geçmiş olsun dileklerimi iletmek ve söylemek istiyorum. Her zaman ihtiyaçları olduğunda ben kendi adıma her zaman yanlarında olmaya çalışacağım. Fazla söylenecek de bir şey yok. Bu saatten sonra artık söz bir tarafa, yapacaklar bir tarafa kalır. O yüzden yapmamız gereken şu an futbolun paydaşları burada. Eminim ki Türkiye'den her yerden, ki buna ben de şahit oldum. Yardımlar, kucaklar açıldı. Herkes bir şeyler yapmak istedi ama yetmiyor. Ne yazık ki yetmiyor. Hala şuradaki oradaki şu anki oradaki sorunlar hala devam ediyor. O yüzden elimizden geldiği kadar bu gecelerin, bu birlikteliğin sadece futbol camiası için değil, Türk bayrağı altındaki herkesin bu kampanyalara destek vermesini rica ediyorum. Çünkü ben yaşadığım süreçte herkes deprem, afet diyor ama bence felaket öncesi. Bunu yaşayanlar bilir, yaşadığımı bilirim ben. O yüzden de sadece bunu bilerek herkesin elini vicdanına koyup hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz Volkan Demirel'e. Elbette sözü Gökhan Zan'a vereceğim ama sürdürülebilir yardımın öneminin de bir kez daha altını çizerek. Gökhan, orada yaşadıklarını hepimiz zaten biliyoruz. Senden dinledik ama işin bir de perde arkası var. Senin de yansıtmadığın ve bizim de göremediğimiz birçok şey var. Biraz onlara değinebilir misin rica etsem? Ben artık önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 3 haftalık, 4 haftalık bu periyotta geleceğe umutla bakmak, çözüm odaklı olarak bakmak istiyorum. Ben de öncelikle Volkan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Tam bir Hataylı gibi orayı sahiplenen duygularla hareket ettiği için şahsım, halkımız adına ve tüm inanç sahipleri olan kanaat önderlerimiz adına kendisine şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. Sayın değerli başkanlarım, çok değerli hocalarım ve çok değerli futbolcu kardeşlerim. Tabii çok acı yaşadık. Bir felaket, yüzyılın felaketini yaşadık. Ancak düşünebiliyor musunuz? 1,5 dakika içerisinde bir anda vedalaşamıyorsunuz. Aileniz yok oluyor. Komşularınız yok oluyor. Dostlarınız yok oluyor. Akrabalarınız yok oluyor. Şehriniz yok oluyor. Anılarınız yok oluyor. Tarihiniz yok oluyor. Ruhunuz yok oluyor. Ve biz bunu tekrar inşa etmek lazım. İnşa etmemiz lazım. Yeni nesillere yeni bir Antakya yaratmamız gerekiyor. Çünkü Hatay Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece şahsi meselesi değil, 86 milyonun şahsi meselesidir. Antakya kültürler zenginliğiyle, tüm inanç önderleriyle yüzyıllardan beri daha önce deprem yaşamış bir şehir olmasına rağmen her zaman ayağa kalkmıştır ve önüne bakmıştır. Ben bundan sonra yapılacak olan yardımların programlı, planlı ve sürdürülebilir olması gerektiğini düşünüyorum. Türk halkına, Türk milletine bu dayanışma, bu kenetlenme, bu birlik ve beraberliği için çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın ölmediğini gösterdi bize. Bugün bizlerin başına geldi. Allah göstermesin. Öyle bir felaketle karşı karşıya kalmayız. Olduğu zaman bizler tüm Hatay olarak bizler sizlerin yanınızda olacağız. Ben tüm kulüp başkanlarımıza, tüm sivil toplum kuruluşlarına, tüm taraftarlarımıza, tüm yardımseverlere, emeği geçen herkese yanımızda oldukları için hepsine şahsım ve milletimiz adına çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Birlikte güçlüyüz. İnşallah bu yardımlarla birlikte daha da güçlü olacağız.